arkadaşlar, Yıldıray'ın YouTube kanalından yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün İzmit'in güzel araçlarından biriyle daha beraberiz. Yanımızda Erhan arkadaşımız var. Onun meşhur olan E30'u ile beraberiz. Bugün bize Erhan arkadaşımız yaptığı E30'u baştan aşağı güzel bir şekilde bize anlatacak. Ve İzmit'te güzel araçlardan birisi daha yanımızda. Erhan, ilk önce seni tanıyalım kardeşim. İsmim Erhan Yıldırım. Kaşıköy sanayinde esnafım, egzozcuyum. BMW sevdamız vardı. E30 sevdasına kapıldık. Aracımızı aldığımızda sadece kasa olarak aldık biz bu aracı. Araçta gördüğünüz her şeyi kendimiz yaptık. Emek harcadık. Sen yani, alırken mesela neleri eksikti arabanın? Ben alırken araçta hiçbir şey yoktu. Sadece araç kuru kasaydı. Evet. Bir camları vardı, bir de kasası vardı. Zaten bu arabayı toplamamdaki neden arabanın kafa kağıdı 3.25 olması, bir de kupe olması. Az sayıda olduğu için bu kadar emek harcadık. Motorundan, yürüyeninden, ondan sonra boyasından, kaportasından. Yani gördüğünüz her şeyde bizim emeğimiz var. Peki bu araçlarla ilgili mesela çoğu yerde okuyoruz, şanzımanla problem yaşıyorlar. Manuel şanzımanı çok fazla işte kurcalanıyor, ediliyor. Senin bir sıkıntın var mı bu şanzımanla? Vallahi biz şimdi bu arabada şanzımanla derken biz şanzımanı da değiştirdik. Diferansiyelini de değiştirdik, motorunu da değiştirdik. Aracımızda S52 B32 motor var, 3.2. Şanzımanını değiştirdik, harici beyin koyduk. Evet. İşte S52'nin ITB'si var. Bunun haricinde yani ciddi emek var motora, kaput altında ciddi emek var. Yüreğininde ciddi emek var, boyasında ciddi emek var. Yani sadece ben bu araca parça almak babında en az 12 sefer Ankara'ya gitmişimdir, 13 sefer. İşte kelebek camlarıydı, cam fitilleriydi, döşemeleriydi, onun haricinde alt yürüyen takımıydı. Peki araç kaç seneden beri sende? Aracı ben 2 sene önce aldım. 2 sene önce aldım. 2 senedir araç bitti. 2 seneden beri topluyorsun. 2 seneden beri aracı yoluna sokmaya çalışıyorum. Çünkü aldığımızda hiçbir şey yoktu. Yani motoru yoktu, yürüyeni yoktu, kuru bir kasası vardı. Bu aracı günlük kullanımda mı kullanıyorsun, yoksa işte hafta sonları kendi keyfine göre mi çıkartıp geziyorsun? Aracımızı günlük modda kullanmıyoruz. Aracımızı sadece hafta sonu, ayda bir sefer, keyfi. Yani keyfi yaptık biz bu aracı. Hani roller oluyor, yarışlara gidiyoruz. Kendimizi tatmin etmek için yani. Peki bu detayları görüyorum ben. Şu silecekleri falan hep sen mi? Silecekleri biz aldık, kara farları biz aldık. Ondan sonra arka tarafta mor stoplarımız var. Değerli stoplar. Başka aracın dışında yaptığın ekstra işte çıtalar olsun ya da sanrufla ilgili bir problemin olsun. Sanrufunu biz çalıştırdık. Çalışmıyordu biliyorsun, E30'ların sanrufunda evet, problemler oluyor. Onun haricinde işte bu çıtalarıydı, iç döşemesiydi, torpitosuydu. Onun haricinde panzotuydu, tamponları, nikelanç tamponları, jantları. Lastikler. Tabii de. Şu kapı çıtalarına kadar. Aklınıza ne geliyorsa hepsini kendimiz yaptık. Boyasını, kaportasını biz kendimiz yaptık. Tabii babam boya, kaporta boyacı. Her şey el emeği. Babam kaporta boyacı. Yani hepsi el emeği. İç bagaj dizaynı olsun. Peki bunlar hangi süre zarfında oldu? Yani iki buçuk senedir uğraşıyoruz. Arkadaşlar, ufak bir ses fazlalığı yaşadığımız için yer değiştirdik. Aynı araçla beraberiz. Erhan kardeşimiz şimdi bize motordan bahsedecek. Motorunda neler değişmiş, neler yapılmış, ne güçlendirmeler yapılmış, onlardan bahsedecek bize. Sen neyiz Erhan? Şimdi aracımız şu an pompa benziniyle 328 beygir. Tam yere basış tam yere basış gücü, evet. Yük dynosunda verdiği veri. Evet. Yakıtsız yazılımı yapıldı. Önümüzde yapacaklarımız ne var? İşte yaza doğru bir nos kiti bağlayacağız. Onun haricinde yakıtlı yazılımımız yapılacak. EcoMaster Black marka beynimiz mevcut aracımızda. Onun haricinde işte aracın bu kadar özen göstermemizin tek nedeni kupe olması, kafa kağıdının 3.25 olması, 3.25. Demir tampon olması 83 model. Onun haricinde peki bu yarışlara katıldığın zaman hangi model araçlarla çıkıyorsun? Hangi model araçlarla çıkıyoruz? Şurada Type R dediğimiz marka Honda aracımız var. Onlarla yürüyoruz. Yürüyorsun. Evet. Bayağı da yol kat ettik. Yani 100-200'ü 9 saniyelerde şu an yakıtsız pompa benziniyle.
Süremizi çok de güzel, aldık. Çok güzel. Onun haricinde bu arkadaki lastikleri takmamızın nedeni tamamen bizim güvenliğimiz amaçlı. Çünkü ince yanak lastik taktığımız zaman aracımızda yere tutunmama sorunu yaşıyoruz. Artı bir de yolda giderken dalmalar oluyor. Ama bununla can güvenliğimiz için silik lastiğimize önem verdik. Yürüyenimizi komple değiştirdik. Onun haricinde motor içindeki özelliklerini işte Rize'de yaptırdığım çift fanus olarak yaptık. S52 B32 çift fanus olarak motorumuz aktif durumda. Hani macun yığını bir E30 değil. Uğraşmamızdaki neden de aracımızın kanser girmemesi. Yani 83 model bir araç da çürük olmadığı için bu kadar emek harcadık. Abi gel oğlum sen gel. Ya şu olay zaten bitiriyor şu dikiş olayı. Koltuğunun yani kendi koltuğunun olduğunu dikiş olayı bitiriyor. Şu iç kozmatik gayet güzel, orijinalliğini korumuş ya. Torpitosu falan hepsi orijinal. Hep kendimiz. Evet, yani bu aracın ben 15 sene önceki sahibini de buldum. Onunla da iletişim halindeyiz. İletişim halindeyiz. Tabii. Aracı buradan Kocaeli'den birisi almış toplamak için. Araç uzun süre yattığı için mesela 5-6 sene yatmış. Her şeyini çalmışlar işte. Sunroof'unu çalmışlar, sunroof'un mekanizmasını çalmışlar, kelebek camlarını çalmışlar, döşemelerini çalmışlar. Arabayı biz kuru iskelet olarak aldık. Bayağı 2,5 senedir de uğraşıyoruz toplamaya. Yani ben 2 metre boyunda olduğum için bakıyorum her arabaya biniyorum. Acaba sığabilir miyim, sığamaz mı? Abi gayet normal. Yani... Lafını kesiyorum. Rol icabı yarışlara çıktığımızdan dolayı arka koltuğumuzu söktük. Koltuk yerine de... Arka koltuğumuz iptal. Arabanın kendi orijinalliğini bozmadan. Bozmadan evet, güzel kesinlikle. Güzel bir restorasyondan geçmiş araç. Bence gayet güzel. İzmit'te de biraz kök söktürüyor arkadaşlar. Tabi bunlar kapalı, trafiğe kapalı ortamlarda oluyor. Kesinlikle tabii. Kimsenin canını şey yapmadan, tehlikeye atmadan bu tip işler oluyor. Bir de parça sıkıntısı çektiğimiz için, yani eski bir araba olduğu için ciddi anlamda emek harcadık. İnsanlar süre almak için, daha az süreler almak için mesela küçük can koyuyor araca. Ama bu sefer can sağlığımız olmuyor, can güvenliğimiz olmuyor. Anladın mı? Çünkü bu araca çıktığımız zaman yola gerçek manada hani 2.60-2.70 süratlere ulaşıyoruz. Severek yaptığın için gerçekten ortaya güzel bir makine çıkmış. Çok şükür. Yani çok iyi duruyor. Mesela çarşı içine girdiğin zaman nasıl tepkilerle karşılaşıyorsun? Ya bakan bir daha bakıyor mu? BMW geliyor. Çarşı yani... içine girdiğimiz zaman zaten bir tane polis varsa banka durduruyor. Vay. Yürüyüş yolundan geçerken insanlara çaktırmadan bakıyorum. Acaba araca bakıyorlar mı? Hepsinin kafası böyle. Arabaya bakıyorlar. Çünkü hani şimdi şöyle arabalar yeterince var. Ama bundan çok olmadığı evet. için ilgi çekiyor. Nadir. Tabii. Nadir oluyor. İzmit'te de nadir araçlardan biri kendisi. İzmit'te de şöyle söyleyeyim. Yani 5 parmağı geçmez. Yani 5 yani, taneyi geçmez. Ben geçen... Kupe olarak, 4 kapı olarak var. Geçen seferki işte Modipark'ta Yaşar abiye de selam olsun. Aleykümselam. Şimdi arkadaşlar bir yola çıkalım. Bir de yolda görelim güzelliği. Evet. Hem gücünü deneyelim. Hem bir test yapalım. Bakalım nasıl gidiyor. Neler yapabiliyor. Bir de az bir şey sesini duyalım. O bizim için çok önemli. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Evet, arkadaşlar yol videosu için yola çıktık. Güzel bir yolda güzel bir video daha çekeceğiz sizin için. Şimdi aracın içerisindeyiz. Ambiyans gerçekten çok güzel. Hani o kadar güzel orijinal bir şekilde toplanmış ki hem gücü olarak hem şeyi olarak kendini gösteriyor araç. Bakalım gidiyoruz ufak ufak. Başladık. Ama aracımız sert bir araç. Gücü gereği. Mecburen sert olması lazım. Çünkü oturduğumuz zaman bu şekilde size bakar mısın? Sert olması lazım. Arkadaşlar bir de dışarıdan güzel görüntüsünü alalım sizlerle. Sizlere güzel bir görüntü sunacağız. Bir de yola çıkacağız şimdi E5'e. E5'ten güzel bir çekimle karşınızda olacağız. Bye.